AK Partili Bayram Özçelik, su kapasitesinin büyük bir bölümünü kaybeden Burdur Gölü'ne yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özçelik, Burdur'un en öncelikli konularından birisi Burdur Gölü'nün kaynaklarının artırılması, neler yapılabileceğinin araştırılmasıdır diyerek Burdur Gölü'nü besleyen nehir havzası içerisindeki tüm alanlarda kapalı sistem damlama sulamaya geçilmesiyle ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün çok kapsamlı ve planlı bir çalışma yaptığını söyledi. Bu çerçevede Burdur Merkez Sulaması'nda, Karamanlı Ovası'nda, Tefenli Ovası'nda ve Karaçal Barajı'nın suladığı alanlarda kapalı sisteme önceki yıllarda geçildiğine dikkat çeken Özçelik, bunlar Burdur Gölü'nü besleyen alanlar ve biz bunu daha da artırmayı düşünüyoruz dedi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yaptıkları çalışmalar kapsamında Karataş Gölü sulamasının da damlama sulamaya geçilmesi halinde Burdur Gölü'nü besleyen en büyük nehir olan Bozçay'ın daha güçlü bir şekilde gölü besleyeceğini vurgulayan Özçelik, Burdur Gölü'nü kurtarmak için 580 sayfalık bir rapor hazırlandığını belirtti. Özçelik Su Yönetimi Genel Müdürlüğü raporunun Ankara'da toplanacak olan Su Koordinasyon Kurulu'nda görüşüleceğini, gölle ilgili alınan kararların bakanlıklar tarafından uygulanması yönünde çalışma başlatılacağını bildirdi.